Agalarım herkese selamlar. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım arkadaşlar. Bayramımız kutlu olsun diyerekten de başlayayım. Pazar için muazzam maçlarımız var. Çantalar hazırsa tam 13 tane mücadelem var. İdeal yüksek orandan skorlarına kadar bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle forma diyelim. maç skor yarışmamız var. Forma hediyeli maç skor yarışmamıza baktığımız zaman da Galatasaray Fenerbahçe sezonun maçlarından bir tanesi. Yani tüm Türkiye bu maçı bekliyor. Galatasaraylı Fenerbahçesi, Beşiktaşçısı, Trabzonlusu onlar da izleyecektir mutlaka. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımıza forma hediye etmek istiyorum. Bilen 5 kişiyle ayrıca gruplarımızda da misafir edelim. Maç skorları yorumlara yazmanız yeterli. Benim skor beklentim 3-1 ayarında bir Galatasaray galibiyeti üstüne konuşuruz. Devam ettim. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp iletişim hattından benimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0534 446 59 89 numaralı numara. Buradan benim her türlü iletişime geçebilirsiniz. Gruplara katılmak isteyenler, hafta sonu için sorusu olanlar, hafta sonu için Mayıs ayı gruplarına gelmek isteyenler vesaire doğrudan açıklama ve kısmına linki var tıklayarak da zaten mesaj atabilirsiniz. Yüksek misli grubunda da aynı şekilde devam ettik. Ligler bittik diye üzülmeyin Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ligler var. Yine takip ettiğimiz ve yaz boyunca izleyeceğimiz ligler zaten. Dün Bodo'nun mücadelesi vardı. 2500 lira aldık mesela. 145 gibi oranı vardı aga. 2500 bir patlattık. 1200 1300 lira paramızı aldık zaten tek maçtan. Tertemiz geldi. Bereketli olsun. Bu şekilde yüksek misli de devam edeceğiz. En güvendiğimiz maçlara misli olaraktan da yüksek misli zaten kasa yüksek misli seviyesinde. adamın da kasasının biraz sağlam olması da lazım. Tekrardan söyleyeyim. Onun dışında ideal kuponlarımız da kazandı. Mesela sağda gördüğünüz dünün ana kuponuydu. Molde maçı 2.5 üst alır 1.5 üst şeklindeydi. Tertemiz kazandı. Molde 4-0 kazandı. Barcelona'da 1.5 üstünde aldık. Kopardı zaten. Güzel oldu. Ondan önce de Pauk, Brighton ve Nice maçları vardı. Oradan da aldık zaten. İdeal kuponlarımız da hafta sonunda devam edecek. Ve her türlü devam etmekte. Onun dışında NBA playoff'lara oynanıyor. Hali hazırda zaten. Onlara tercih yapıyoruz. Dün mesela... Denver'ın maçı vardı. 207.5 alt aldık tertemiz geldi. Dün de Bodrum maçı vardı. Ben sıfırdan bir ilk yarı maç sonucu olarak, maç sonucu olarak da önerdim. O da geldi aga. Ekstra olarak ve hep böyle kazançlar sağlamaya devam etmeye çalışacağız. Canlı olarak gruplarımızda izlemiş olduğumuz maçlarda hafta sonu da öneriler yaparaktan da devam edeceğiz. Canlı olarak da devam edeceğiz. herkese açık telegram grubunda da açıklama yorumlar kısmında link mevcut. Oraya da tıklayarak da ücretsiz gruplara da katılabilirsiniz. Sizlerden ricam ben burada sadece Sizlerden ricam şu olacaktır. Dostlar beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Artı 500'ün üzerinde beğeni bekleyelim. Tam 13 tane mücadele var. Güzel güzel geçirelim. İlk mücadelemiz Arsenal Everton karşılaşması. Arsenal bence burada ilk yerden işi bitirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü siz tarafından bir stre... Ya zaten şampiyon olma şansınız biraz daha zor. Çünkü City kendi evinde oynayacak. Kazanırsa direkt oradan şampiyon. Kimseye bakmazsızın. O yüzden Arsenal buradan ilk yerden bir galibiyeti koparmak isteyecektir. İlk yarı birisi şöyle önerebilirim sizlere idealden. Hatta ideal kuponlara girebilecek bir karşılaşma olduğunu da düşünüyorum. İlk yerden bir Arsenal galibiyeti. Hatta ben ilk yarının 2-0 bitmesini bekliyorum. Hatta şöyle de yüksek oranıyla birlikte. ilk yarı Arsenal 2 tane atar. 2-24 gibi oranlarla değerlendirebiliriz. Bu şekilde bir önerim olacak Arsenal tarafına. Skorun 3-0-4-0 ayarında bir Arsenal galibiyeti. Burnley ile Nottingham Forest mücadelesi. Bazı seçenekleri iddia açmıyor. Özellikle Avrupacılar bunu değerlendirebilir. Diğer seçeneğinde olan Nottingham Forest bir yarıyı kazanırı değerlendirebilir. Nottingham Forest düşmemeye çıkıyor buraya. Forest'un da iyi bir kadrosu var. Bence de düşmeyecek. Burada Burnley'e kısmen zayıf bir rakiple oynuyor. Deplasman'ın bir yarıyı kazanırı. Ben idealden değerlendirdim. Avrupa'da yaşayanlar da değerlendirebilir aynı şekilde. Onun dışında biraz daha yüksek orandan isteyenler varsa Deplasman 1.5 üst. Yani 1.60-1.70 bantlarında bir oranı var Nottingham Forest'ın. Ben Nottingham Forest'ta bir gol bekliyorum. İkinci golün riski de 1.61 seviyesinde. Bence olası bir tercih olduğunu da düşünüyorum. Chelsea ile Bournemouth mücadelesi. Chelsea'nin de son maçları inanılmaz ve her türlü değerlendiriyoruz. Size geçen bahsetmiştim. Takımın iskeleti oturdu. Gol olarak değerlendirebilir. Son Brighton maçı da çok neşeliydi. Bournemouth'a karşı ben galip gelmesini bekliyorum. Sezonu bence güzel kapatacaklardır. Ben burada maç sonu 1-1.5 üstü idealden değerlendirebilirim. Hatta biraz daha oran arttırmak isteyenler veya Bournemouth'ta gol atar mı? Atma ihtimali olan bir takım. Neşeli bir takım. 2.5 üstüne biri de burada biraz daha yüksek oranlarında değerlendirebiliriz. Fakat ben burada oklarımı Chelsea tarafına aldığımı söyleyeyim. Crystal Palace Aston Villa karşılaşması. As, e, Crystal Palace inanılmaz bir ritim yakaladı ve Aston Villa da ritminden düştü. Ben bu yüzden Crystal Palace tarafına gitmeyi mantıklı buldum. Ev sahibinin atacağı iki gol bence idealden değerlendirilebilir. Oran da gayet güzeldi. Aslında Aston Villa'ya iki gol atmak kolay değil ama Crystal Palace'ın son haftalardaki formu da ya bunu biraz daha şey yapıyor. 137 1.40 bandlarında oranı var. Ben burada Crystal Palace'ın 2 gol bekliyorum. Hatta oranı biraz daha arttırmak isteyenler yüksek orandan değerlendirecekler. 2.5 üstünde bir Crystal Palace galibiyeti alırsa 2-0 3 gibi oranı var. 3-1 ayarında bir Crystal Palace skoru çıkabilir burada. Luton Town'la Fulham mücadelesi. Luton tam da düşmemeye oynayacak. Fakat gol yollarındaki sıkıntı ben burada Fulham'ın da gol atmasını bekliyorum açıkçası. mücadelemi bir var olmasını bekliyorum. Fakat varın oranı zaten yetersiz oluyor. Biz burada biraz daha oran almak adına mücadele var ve üst seçeneğini burada. Skor beklentimde 2-1 Luton kazanabilir veya 2-2'si de var maçın. O yüzden var ve üst olaraktan da değerlendirdim bir karşılaşma. O yönde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Diğer mücadelem Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Bu maçın maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Bilen bir arkadaşımıza forma 5 kişi de gruplarımızda misafir edeceğiz Mayıs ayı boyunca. Dostlar yorumlara yazmanız yeterli. Öncelikle mücadelede Fenerbahçe ya Arda kardeşler en son 0-0 biten maçı yönetmişti. Çok kötü bir maç yönetmişti. Çok fazla oyunu durdurmuştu. Oyun çok fazla durarsa beklentilerin altında bir maç olur. Fakat bence gollü bir mücadele geçmeye aday gibi geliyor. İdealden alacaklar varsa karşılıklı gelecek goller bence değerlendirebilir. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gol bulacaktır bence burada. Risk alacaktır özellikle. Fenerbahçe Galatasaray gol attı diyelim. Fenerbahçe risk almayacak mı? Ya Fenerbahçe gol attı diyelim. Galatasaray risk almayacak mı? Alacak. İlk gol geldiği takdirde maçın açılması çok olası zaten. Benim skor beklentim burada idealden var aldık ya 3-1 de benim kendi skorum var. 2,5 üstünde bir seçeneği de Galatasaray kendi evinde burada 2.73 gibi orandan vereceğim sizlere 2-1 veya 3-1'e yarında. Ben 3-1'e biraz daha yakınım. Mücadele 2-1 olur 80'den sonra bir gol daha gelir 3-1 biter gibi geliyor bana. Kendi evinde taraftar önünde şampiyonluğu kutlar gibi geliyor. 2,5 üstünde bir de benim yüksek oranlı tercihimdir 2.73 gibi orandan. Real Betis ile Real Sociedad maçın durumuna baktığımız zaman da Altıncılık için çok önemli bir mücadele. Bence her iki tarafta istiyor bunu. O yüzden önemli bir karşılaşma. Mücadelede ben karşı gelecek goller 1.74. Aga yüksek oranı var zaten öncelikle bunu söyleyeyim. Mücadele bence bir taraf atarsa diğer tarafı da risk alması gerektiren bir mücadele. O yüzden bir KG var akar burada yüksek oran ile birlikte. Hatta ben sizlere bir de şöyle bir şey önermek istiyorum. En çok gol olacak yarı da ikinci yarı. Yani goller de ikinci yarı gelebilir. İlk yarı bir tanesi biri atarsa ikinci yarı iki gol olma ihtimali var. İlk yarı ikisinden biri atacaktır bence. İkinci yarı da iki gol olma ihtimali. Bir taraf iki bir kazanabilir. En çok gol de ikinci yarı gelebilir. Böyle bir seçeneğim var sizlere. Villarreal ile Real Madrid karşılaşması. Mücadelede ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Burada Villarreal gol, ata gol atabilir mi atabilir. Oran yetiyor diyenler doğrudan 2.5 üst alsın. Real Madrid de burada yedek kadroyla çıksa zaten takım cayır cayır oynuyor. Villarreal de gol atma ihtimali var. Ortaya 2.5 üst alın. Oran yetmiyor diyorsanız da biraz daha oranı yükseltmek isteyenler de var ve üst seçeneğini buradan oranla idealden. Yani bir 40 küsur atabilir. 2.5 üst doğrudan yetiyorsa bana doğrudan 2.5 üst öneririm. Ama ben herhalde burada gole destek verebilecek bir takım var ve üstü de ekstra olarak sizlere önereyim. Mallorca ile Almeria mücadelesi. Almeria'nın son maçını izledim aga. Yani daha önce de takip ediyorum da cacık umut vermiyor. Vedat Muric katizal zalı geçen maç. Bu maçta oynayacak. Mallorca'nın ben burada galibiyetini bekliyorum. Mallorca galibiyeti oran yok ama şöyle biraz oran almak isteyelim biz burada. Ev sahibi 1.5 üst yapalım agalar şöyle. Oran da 1.50'lik seviyesine çıksın. Ben buradan Mallorca tarafından 2 gol bekliyorum. Tempolu bir maç olacaktır. Zaten Almeria düşmüş. Keyif alıp saat maçları geçiyor. Mallorca tarafında burada 2 gol bulma ihtimali var. Sezonu güzel kapatırlar gibi geliyor. 1.52 gibi orandan Mallorca tarafındayım. Roma ile Genoa mücadelesi. Roma'nın da burada bir 6.lık veya 5. gitti dağları sürüyor daha doğrusu. Olası bir Atalanta'nın puan kayıtları zaten seri, e, İtalya hemen bitmiyor. Bir maç daha var bundan sonra. şansları e, şanslar biraz zor ama arkasından da bir Lazio vesaire geliyor. Onlar da korumak adına Genoa'ya karşı ben galip gelmesini bekliyorum. 4.5 altında bir yapacağım bunu da. 1.53 53 orandan 2-0 ayarında bir Roma galibiyeti bekliyorum. Tek alacağım tercih 4.5 altında Roma galibiyeti olacaktır. Mez Paris mücadelesi Mets'in de burada yani kazanmaktan başka pek bir çaresi yok Mets takımının. Burada Paris'e karşı gol atmasını bekliyorum. Ee, oran açılırsa ben anlatayım. Mets'in de burada gol atmasını bekliyorum. Mets'in gol atarı e, idealden değerlendirilebilir. Paris tarafı da eşlik verecektir tabii ki. KG var da burada akar gider değerlendiririz. Diğer mücadelem Tulusla Brest mücadelesi çok önemli bir karşılaşma. Brest'in burada ya bakın Erik takımında kazanması halinde e, Fransa Ligi'nde genel avaraja bakılır. Lille 2 puan önde. Brest'in de burada 2-3 tane atması lazım. Risk alacaktır. Toulouse da bunu değerlendirecektir. 2.5 üstü ben burada ortaya attım. 1.44 gibi orandan gelmesini bekledim. maçlardan bir tanesi doğrudan 2.5 üst olarak değerlendirdim. Diğer mücadelem Lille'nin is mücadelesi. Ben de burada Lille'in de doğrudan galibiyetini bekliyorum. Matsu'nu bir 1.43-1.45 bir bantlarında biraz daha oran almak isteyenler de 1.5 üstünde Nil galibiyeti değerlendirebilir. 1.70 bandına kadar da çıkıyor. 2021 ayarında e bir Nil galibiyeti beklediğimi de belirteyim. Toplamda 13 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde. Aga devam edeceğiz. Yazınla devam edeceğiz, da devam edeceğiz. Her zaman devam edeceğiz. Kangal Tips içi sezon boyu dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yine yazın zaten illaki bir azalma olacaktır. Ee, artık sezonun bir nevi son maçları görüşmek üzere video'ya like atıp Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.